Merhaba sevgili dostlar. Yazılıma başlarken en sık sorulan sorulardan biri şu. Acaba yazılım bana göre mi? Gelin bu soruyu cevaplamaya çalışalım. Öncelikle bu soruyu sizden başka kimse yanıt veremez dostlar. Ancak elbette yazılımcı olabilmek için bazı özelliklere ve yeteneklere sahip olmalısınız. Her şeyden önce bir yazılımcı problem çözmekten zevk alır dostlar. Düşünsenize, bazen bazı problemleri çözmek için sabahlara kadar çalışmanız gerekecek. Haliyle bu işi yapabilmek için problem çözmekten büyük keyif almanız şart. Bir yazılımcının olmazsa olmaz başka bir yeteneği ise algoritma kurma becerisidir dostlar. Ulaşmanız gereken bir hedef var ve bu hedefe nasıl ulaşacağınızı adım adım planlamanız gerekiyor. Doğal olarak analitik düşünme de tam da bu noktada ihtiyacınız olan bir başka şey. Ancak hepsi bu kadar değil dostlar. Bugün iyi bir yazılımcı gelişen teknolojiyi ve yazılım araçlarını sıkı sıkıya takip etmeli ve kendini güncellemeli. Tahmin edersiniz ki bunun için de iki temel özelliğe sahip olmalısınız. Bunlar sağlam bir merak ve araştırma yeteneği. Bir düşünsenize dostlar. Bir problemi çözmenin çoğu zaman birden fazla yolu var. Hangi yöntemi, teknoloji ya da paradigmayı seçeceğinize karar vermeniz gerekecek. Bu noktada doğru kaynaklara ulaşıp sabırla araştırmanız ve sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Bir yazılımcıda olması gereken bir diğer şey ise takım çalışmasına uyumlu olmak ve ekip içerisinde çalışabiliyor olmak. Sonuç olarak sevgili dostlar, çok büyük bir olasılıkla büyük projede bir ekibin parçası olarak çalışacaksınız. Bu da iletişim yönünüzün güçlü olması gerektiği anlamına geliyor. Eğer burada saydığımız özelliklerin sizde de olduğunu düşünüyorsanız hiç endişeniz olmasın. Yazılımcı olmak tam da size göre. Evet dostlar, bu videomuzda yazılıma yeni başlayacakların sıklıkla sorduğu bu iş bana göre mi sorusuna yanıt vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.